Görüşmeyeli nasılsınız? Açıkçası ben eskisine göre daha iyiyim. Çünkü sonunda seviye 0'dan kurtuldum. Tabii geldiğim seviyede seviye 1 oldu. Burası güvenli bir seviye olduğundan dolayı şimdilik durumum iyi gibi. Bu arada önceki videoda dediğim gibi bilgileri Backrooms Wiki'den aldım. Ayrıca anlat... Seviye 1. Güvenli. Minimum varlık sayısı. Yaşanabilir bölge. Seviye 1 etrafı beton duvarlar ve zeminlerden olup... Lütfen lafımı bölme. Seviye 0'a geldiğim birkaç gün içinde anlatıcı beni hiç yalnız bırakmadı. Ben video bitince beni satacağını falan sanmıştım ama adamın en azından kişiliğe sahipmiş. İnanır mısınız? Biz de bir süredir yapacak bir şeyimiz olmadığı için boş muhabbet ediyorduk. Aslında çok ortak yanımız varmış. Neyse bırakayım da işini yapmaya devam etsin. Seviye 1. Güvenli. Minimum var. Seviye 2. Güvenli. Minimum var. Seviye 1. Güvenli. Minimum var. Oluşur. İçinde kaynağı bilinmeyen bir yerden gelen sis ile dolu bir depodur. Sis genellikle yoğuşur ve yerde su birikintileri oluşturur. Seviye 0'ın aksine bu seviyede yiyecek ve su ihtiyacı karşılanabilir. Bu yüzden uygun koşullar altında sonsuza dek yaşanabilecek seviyelerden biridir. Ayrıca seviyede elektrik kaynakları, asansörler, merdivenler, izole odalar ve koridorlar da bulunmaktadır. Ve seviye 0'dan daha büyüktür. Hayati ihtiyaçlar, su, yiyecek, bu seviyedeki rastgele bulunan sandıklardan karşılanabilir. Sandıklar rastgele bir zamanda ortaya çıkar ve kaybolur. Kasaların içinde bazen anlamsız nesneler yer alabilir. Araba parçası, pastel boya kutuları, kısmen yanmış kağıt, kullanılmış şırıngalar, canlı fareler, bilinmeyen maddeler enjekte edilmiş buradaki fareler, ayakkabı bağcıkları, bozuk para, insan saçı demetleri. Sandıklar içindekiler nedeniyle dikkatli bir şekilde açılmalıdır. Fakat değerli kaynaklardır. Seviyedeki ışıklar rastgele aralıklarla yanıp sönebilir ya da tamamen kapanabilir. Işıklar tamamen kapandığı zaman da bazen sandıklar ya da seviye içindeki bazı nesneler bir anda ortadan kaybolabilir. Ayrıca seviye karardığı zaman saldırgan varlıkların ortaya çıktığı da rapor edilmiştir. Yani ışıklar kapandığı zaman dikkatli olun. Ayrıca bu yaratıklar genelde ışıktan korkmaktadır. Bu yüzden yanınızda her zaman bir ışık kaynağı taşıyın. Buna ek olarak duvarda ve zeminlerde görülen hiçbir anlamı veya kaynağı olmayan kaba resimler ve çizimler görülmektedir. Görünüşlerinin değiştiği ve doğrudan görüş alanında olmadığında veya ışıksızken kayboldukları bilinmektedir. Üsler, karakollar ve topluluklar. MEG, Büyük Kaşif Kurumu, Temel Alfa. Bu MEG'in ilk ana üssüdür. Grubun ekiplerinin yaklaşık yarısı burada yaşıyor. Çoğunlukla kaşifleri ve BNTG ile paylaştıkları tedarik kadroları barındırıyor. Üs 1, katın girişlerinden birine yakındır. Varlık saldırıları gibi tehditlere karşı yoğun bir şekilde korunur. BNTG takasçılarının kalesi. Trenders Keep şehri benzeri büyük bir komplekstir. Düşman olmayan yaklaşık 412 kişi bulunur. İlkel bir toplumsal altyapıya sahiptir. Gezginler için ana tedarik merkezidir. Tüccar kasası seviye 1'deki depo sonunda bulunur. Meg ile iletişim ve dostane ilişkiler sürdürür. Tom'un lokantası. Backrooms'a girmeden önce eski bir şef olan Tom tarafından yönetiliyor. BNTG tarafından birkaç ayda bir ikmal edilen depoda bol miktarda yiyecek var. Tom cana yakın ve iyimser bir kişidir. Ve lokantası küçük bir sosyal merkez görevi görür. Girişler ve çıkışlar. Girişler. Noclip ile seviye 0'dan buraya gelebilirsiniz. Bu seviyenin birçok girişi vardır. Birçok düzeyde sıradan kapılar açmak seviye götürülmek için iyi bir şansa sahiptir. Ek olarak seviye 11.1'de ağaçlardan birine tırmanmak, seviye 92'de 5. etkinliğin sonu ve seviye 94'te kral denemesini tamamlamak seviye 1'e dönmek için güvenilir yollardan biridir. Çıkışlar. Backrooms'u keşfetmeye devam ederek 1. seviyeden çıkabilirsiniz. Genişletilmiş herhangi bir koridorda dolaşmak genellikle seviye 2'ye götürür. Duvarda delikler bulmak sizi seviye 19'a götürecektir. Tabanın üzerinde tablolar olan yerlere... Tabanın üzerinde kablolar olan yerlere geçin. Partide olacaksınız. Hadi gelin, partiye gelin. Çok eğlenceli olacak. Eğlenceli. Ek bilgi. Seviye içinden kurtarılan bazı belgeler. Aşağıdaki notlar seviye 1'deki çeşitli yerler tarılmıştır. Görünür bir kaynak bulunamamıştır. Sanatçı bende yaşıyor, sanatçı bende ölüyor. Lanet, bedenimi yak.
Mavi kuş sizi çağırıyor, sizi rahatlatıyor. Burada güvende hissedeceksin. Siyah bezi H5'e ve tahtın şahmatı. Saate bak. Kehanet sonunda yaklaşıyor. Ey en geç sonrası partisi için kalmayacak mısın? Anlatıcı bir şey demem lazım. Gerçi şey... Sana artık anlatıcı dememeliyiz. Sana bir isim lazım. İsim fikri olanlar yorumlara yazsın. Ha bir de buraya kadar gelmişken abone dilenmesek olmaz değil mi? Zaten bunu dedikten sonra dilenmeyeceğim bile. Ha Discord sunucumuza gelebilirsiniz bu arada linki açıklamada. Ha şimdi asıl diyeceğim şeyi söyleyeyim ben. Anlatıcı o... Anlattığın şeyleri Wiki'den okuduğuna emin misin? Çünkü sanki arada garip şeyler vardı gibi. Bunların hepsini Wiki'den okudum. Ve doğru Wiki olduğuna eminim, evet. En güvenilir kaynağımız bu. Bundan daha güvenilir bir kaynak bulabileceğini düşünüyorsan? Hayır, öyle düşündüğümden değil de şey... Hani parti yoggerlar, bir tık zeki varlıklar ya... Wiki eklemiş olma ihtimalleri sence ne kadardır? Yani... Sanırım tablolardan uzak durmalıyım. Şey, aslında dediğin şey mantıklı. Ama onlar hakkında pek fazla şey bilmiyoruz. Yani emin olamayız. Ama yine de tabanda tablo görürsen dokunma bence. Bir noktada sanırım sen de haklısın. Tablolardan uzak dur yeter. Onun dışındaki çoğu şey doğrudur herhalde. Sonuçta sadece tablolarla ilgili olan şeylerin yanında gülücük ifadesi vardı. Tamam, madem beni Backroom sattın o zaman yeni evim burası. Artık seviye 1'de yaşıyorum. Maalesef böyle bir şeye izin veremem. Sıradaki seviyeye gideceğiz. Hadi ama hayatımın sonuna kadar seviyelerde dolaşmak anlamıyorum. Bu buradan sadece bir seviyeye gideceğim ne var? Basit belki de... bir şey değil, hayır. Sana bir amaç verdim. Hayır, yok, daha iyisini bulmak. Şey. Sonsuza dek daha iyi bir seviyeyi arayacaksın. Hayır, belki de sevişi... Hayır, böyle bir şey olmayacak. Burada kalmayacaksın. Sadece başkalarına çalışarak sırf yemek için tüm hayatını bu pis beton duvarlar arasında geçireceksin. Hayır, ya en iyi seviyeyi bulacaksın ya da buradan çıkacaksın. Burada kalmana izin vermiyorum. Gerekirse sonsuza dek uygun seviyeyi arayacaksın. Devam et, yürümeye devam et. Artık bu senin yaşama amacın. Hey, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip abone olursan çok sevinirim. Ha, ayrıca az önce dediğim gibi anlatıcıya bir isim lazım. Yorumlarda anlatıcıya isim önerirseniz sevinirim.